Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizinle üriner sistem, yani boşaltım sistemi işleyeceğiz. Arkadaşlar, boşaltım sisteminde öncelikle insanda üriner sistem, yani boşaltım sistemi işlemeye özen göstereceğiz. Eskiden işte hayvanlardaki üriner sistemde işleniyordu. Ama şu an sadece insan fizyolojisi devrede. Arkadaşlar, üriner sistemin görevi nedir? Su ve iyon dengesini sağlamak, azotlu metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmak. Bu amonyak olabilir, ürik asit olabilir. Kanın yoğunluğunu, kan pH'ini, kan basıncını düzenlemek. Alyuvar yapımını uyaran hormon üretmek. Arkadaşlar, dediğim gibi önceden işte tek hücrelerde boşaltım vardı, bitkilerde boşaltım vardı. Bunu yine diyeyim, tek hücrelerde boşaltım nedir arkadaşlar? Vezikül kesecik dediğimiz yöntemlerle egzostozda olur. İşte bitkilerde boşaltım arkadaşlar terleme, yaprak dökümü sayesinde olur. Böceklerde boşaltım ayrı ayrı ele alınıyor. Ama şu an bizim tek önemli olan bizim için nedir? İnsanda boşaltım sistemi. Metabolik atıklar demiştim. Azotlu metabolik atıkların vücuttan boşaltılmasını sağlar demiştim. Şimdi bakalım, protein sindirildiğinde amino asite dönüştürülüyor. Nükleik asitler organik baza dönüştürülüyor. Bunların içerisinde amino grubu var. İşte amino grubunu suda yaşayan balıklar amonyak şeklinde dışarı atar. Memeli, kurbağa ve kıkırdaklı ve bazı kemikli balıklar üre şeklinde. Kuş, böcek, sürüngenler de ürik asit şeklinde dışarıya atar. Amonyak arkadaşlar azotlu organik moleküllerin solunumu sonucu açığa çıkar. Toksit etkisi çok fazladır. Bu nedenle suda çözünürlüğü en fazladır ve bol miktarda suyla dışarı atılır. Suda yaşayan canlılar amonyak atarlar çünkü neden? Suya ihtiyaçları yoktur. Bir adaptasyon geliştirmemişlerdir. Üre arkadaşlar karaciğerde amonyaktan üretilir. Sentezinde enerji kullanılır. Zehir etkisi suda çözünürlüğü amonyağa göre daha azdır. Ergin kurbağa, memeliler ve bazı köpek balıklarında boşaltım atığı olarak görülür. Üre devrine ornitin devri denir. Karaciğerde işte amonyağın üreye çevrilmesi nedir? Ornitin devri. Ürik asit ise arkadaşlar amonyak üzerinden enerji kullanılarak karaciğerde sentezlenir. Zehir etkisi suda çözünürlüğü en az olandır. Böceklerde, sürüngenlerde, kuşlarda boşaltım atığıdır. Şimdi gelelim arkadaşlar azotlu atıklar amonyak, üre, ürik asit. Azotlu atıkları oluşturan canlılar işte amonya, omurgasızlar, balıklar, larva kurbağalar, üreyi ergen kurbağalar, memeliler, ürik asidi böcekler, sürüngenler ve kuşlar. Harcanan su miktarı en fazla amonyakta, en az ürik asitte. Harcanan enerji en az amonyakta, çok ürede, en çok ürik asitte. Zehirlilik oranı en fazla amonyak, en az ise nedir? Ürik asittir. Şimdi geldik arkadaşlar insanda üriner sistemi yani boşaltım sistemine. Böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretradan oluşuyor arkadaşlar. Boşaltım sisteminin görevleri ve kısımları böbrekler, üreter, idrar kanalı dediğimiz idrar kesesi ve üretradan oluşuyor. Böbreklere kan getiren damara böbrek atar damarı, böbreklerden kan götürene böbrek toplar damarı dedik. Hatırlarsanız biz dedik ki götürücü damarlar toplar, getirici damarlar atar. Daima atar damarlar temiz kan taşırdı. Yani oksijen oranı fazlaydı. Akciğer atarı hariç. Daima toplarlar karbondioksit oranı fazlaydı. Akciğer topları hariç arkadaşlar. Burada da yine değinmişiz. Diyoruz ki böbrek atar damarı oksijence ve üre bakımından zengin. Üreye de dikkat. Böbrek toplar damarı ise karbondioksit bakımından zengin ancak üre bakımından fakirdir. Boşaltım sistemi organları böbrekler. Böbrekler vücutta yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan su, üre, ürik asit ve madensel tuzlardan oluşan atık maddelerin kandan süzülerek idrar şeklinde vücut dışına atılmasıdır. Mesela böbreği biten insanlar ya da böbrek rahatsızlığı olan, böbreği işlev görmeyen insanlar diyalize giderler. Diyalizde bu su, üre, ürik asit ve madensel tuzlar ne yapmış olunur arkadaşlar? Dışarıya atılmış olunur. O görevi diyaliz makinesi yapar. İdrar kanalı böbrekte toplanan idrarı idrar kesesine taşıyan borudur arkadaşlar. İdrar kesesi üreter ile
Böbreklerden gelen idrarın vücutta toplandığı yerdir. İdrar torbası kuvvetli kaslardan yapılmıştır ve gerektiğinde genişleyerek idrarı bir süre depolayabilir. Hatta idrar kesesi sarkması nedeniyle özellikle normal doğum yapan kadınlarda idrar kaçırma olayı sorun yaratabiliyor. İdrar torbasında toplanan idrar da buraya bağlı olan idrar yolundan vücut dışına atılır. Yani üretra dediğimiz yapı. Burada mavi ile kırmızı ile gösterilen iki damarımız var. Böbrek toplar damarı yani böbrekten kan götüren, böbrek atar damarı yani böbreğe kan getiren. Bu da böbreğin kesididir arkadaşlar. Böbreğin kesilmiş hali. İşte şurası ne arkadaşlar? Kabuk, korteks dediğimiz. Şu kısım ne? Medulla öz dediğimiz bölge. Bu kısım havuzcuk. Şu üreter. Buralar Malpighi piramitleri. Şu kısım da nefrondur arkadaşlar. Arkadaşlar, şurada yine böbreğin bir yapısı işte Malpighi piramidi dediğimiz böbrek zarı, kabuk kısmı, öz kısmı, havuzcuk kısmı, böbrek atar damarı, böbrek toplar damarı ve üreter. Korteks nefronların Bowman kapsülü, glomerulus, proksimal ve distal tüp kısımları bulunur korteks kısmında. Medulla bölgesinde henne kulpu ve Malpighi piramitleri yer alır. Malpighi piramitleri nefron toplama kanallarının birleşmesiyle oluşur. Havuzcuk böbreğin en iç kısmıdır. İdrar burada toplanarak üretere yani üretreye geçer arkadaşlar. Arkadaşlar böbreklerde idrar oluşturabilen en küçük yapısal birime nefron deniyor. Her böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron var. Nefronlar günde 180 litre kan süzer ve yaklaşık 1,5 litre idrar oluşturur. Bir insan 1,5 litre idrar oluşturuyor. Nefronun görevleri nelerdir? Süzülme yapar, süzülmeyi Malpighi cisimciğinde. Geri eminim yapar, boşaltım tüplerinde. Aktif boşaltım sağlar, o da proksimal ve distal tüpler ve toplama kanalında. Hemen biz bir bakalım. Yapı nedir? Bir nefronun kısımları nelerden oluşuyor? Malpighi cisimciği neydi? Glomerulus, kılcal damarları ve Bowman kapsülü. Şurası nedir? Glomerulus kılcalı. Şu kısım nedir arkadaşlar? Bowman kapsülü. O zaman bu kısma biz ne diyoruz? Malpighi cisimciği kısmı. Boşaltım tüpleri nedir? Proksimal tüp, işte distal tüp, henle kulpu ve ne? İdrar toplama kanalı arkadaşlar. Bu bizim nedir? Bir nefronun kısımlarıdır. Hepsinin ayrı bir özelliği vardır. Hepsinin kendince bir görevi vardır. Malpighi cisimciği ne demiştik? Glomerulus da Bowman'dan. Burada glomerulus kılcalları var. Burası da Bowman kapsülü. İşte Bowman kapsülü ile glomerulus kılcalında süzülme olur. Arkadaşlar, proksimal tüpte ise artık nedir? Geri emilim sağlanmış olur. Şurada gösteriyor. Bu bir ışın mikroskobuyla çekilmiş hali. Burasının da proksimal tüp. İşte bu glomerulus kılcalında getirici atar, götürücü atar vardır. Glomerulus kılcalları iki atar damar arasındadır arkadaşlar. Hemen gelelim. Şimdi glomerulus kılcalı ile normal kılcal damar arasında farklılıklar vardır. Şimdi bir kılcal damar atarla toplar damar arasında bulunur. Bir doku kılcalı. Mesela şu kısım nedir? Atar damar. Şu kısım nedir? Toplar damardır. Ama glomerulus kılcalı arkadaşlar iki atar damar arasındadır. Glomerulus'a kan getiren getirici atar damar afferent. Glomerulus'tan kanı götüren damar götürücü atar damardır. Eferent deriz. Götürücü atar damar böbrek kılcallarına ayrılarak nefron kanallarını sarar ve böbrek toplar damarına bağlanır. Şimdi bizim normalde doku kılcalımızda arkadaşlar. Neydi? Kanın ozmotik basıncı daima sabitti 25'ti. Kan basıncı da neydi? 40'tan 15'e iniyordu. 40 neydi? Atar damarda. 15 neydi? Toplar damar ucuydu. Burada arkadaşlar kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek olduğu için ne oluyordu? Süzülme oluyordu. Burada ise kan basıncı ozmotik basınçtan düşük olduğu için ne oluyordu? Geri emilim oluyordu. Şurada glomerulus kılcalının arkadaşlar kan basıncı sabittir. Daima 70'tir. İki atar damar arasında bulunuyor. Çift katlı iptalle çevrilidir ve dayanıklıdır. Burada daima o kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek olduğu için
Glomerulus kılcalında ne vardır? Süzülme vardır. Geri eminim asla olmaz arkadaşlar. Geldik, bu da aynen tablo. Burası glomerulus kılcalı. Bu kan ozmotik basıncı ne yapıyor arkadaşlar? Daima süzülme yapıyor. İki atar damar ucunda. Burada ise atar damar, toplar damar 40'a 15, 25. Ne yapıyor burada? Süzülme. Burada ise nedir arkadaşlar? Geri eminim arkadaşlar. Arkadaşlar burada yine glomerulusu tam göstermiş. İçinde ne var? Sıvısında neler bulunur diye. Glomerulustan süzülen sıvı Bowman kapsülüne geçer. Bowman kapsülü madde geçişine olanak sağlayan yassı epitel hücrelerinden oluşur. Kapsülün içine geçen süzüntü doku sıvısı ve kan plazmasına çok benzer. İçerisinde zardan geçebilen su, iyonlar, tuz, besin monomerleri bulunur. Ancak kan proteinleri ve kan hücreleri ile yağ molekülleri bulunmaz. Arkadaşlar bunların bulunmama nedeni nedir? Çünkü geçememeleridir. Büyüktürler, geri giderler. Boşaltım tüplerinde geri eminim ve salgılama olayları gerçekleşir. Tübüllerin etrafında kılcal damarlar vardır. İdrar oluşumu sürecinde damarlar ve tüpler arasında madde alışverişi sağlanır. Bu kısım nedir? Proksimal tüp. Şu kısım nedir? İnen henle. Bu kısım nedir? Çıkan henle. Şu kısımda arkadaşlar nedir? Distal tüpün ilk kısmı, distal tüpün son kısmı. Bu kısımda arkadaşlar nedir? Görüyorsunuz toplama, idrar toplama kanalı. İnsanda idrar oluşum basamakları var. Önce süzülür, sonra geri emilme, salgılama gerçekleşir ve 3 aşamada gerçekleşir arkadaşlar bu. Hemen diyelim süzülme. Süzülme nerede oluyordu arkadaşlar? Hemen şurada değil mi? Malpighi kısmında. Kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne madde geçişine süzülme denir. Süzülme difüzyon ile tek yönlü gerçekleşir. ATP harcanmaz. Oradan içeriye süzüntü denir. Süzüntünün içinde glikoz, amino asit, tuzlar, su, amonyak, üre, ürik asit ve keratin gibi maddeler bulunur. Proteinler, kan hücreleri ve yağ molekülleri bulunmaz. Süzülme hızını etkileyen faktörler kan basıncı, Bowman kapsülü ozmotik basıncı, vücut ve çevre sıcaklığı, kandaki maddelerin derişimi, adrenalin ve tiroksin gibi hormonlardır. Bowman kapsülündeki basınca bağlı süzülmeyi gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın basınç ne kadar fazlaysa o kadar süzülme nedir? Artar. Geldik burada arkadaşlar geri eminimine. Yani ilk başta ne oluyor? Süzülme. Sonra o süzülen kısımda bizim için yararlı olan maddeler geri emiliyor arkadaşlar. Bu geri eminim nerede gerçekleşiyor? Proksimal tüp, henle kulpu, distal tüpte. Arkadaşlar hemen bakalım süzüntüde ne vardı? Tuz, su, bikarbonat, üre, glikoz, amino asit, bazı ilaçlar. Burada iki tane ok belirtmişim. Aktif ve pasif taşıma. Mesela burada nedir? Tuz aktif taşımayla taşınıyor. Besin aktif taşımayla. Hidrojen aktif taşımayla. Ama amonyak nedir? Pasif taşıma. Potasyum pasif taşıma. Su pasif taşıma. Bikarbonat iyonları pasif taşımayla taşınıyor. Burada yine inen henle de su pasif taşımayla. İşte çıkan henle de tuz aktif taşımayla ve su pasif taşımayla. Yine burada suyu pasif taşımayla ama tuz ve bikarbonatı, potasyumu, hidrojeni neyle? Aktif taşımayla alıyor. Burada tuzu aktif taşımayla, üre ve suyu pasif taşımayla emiliyor. Bowman kapsülüne geçen süzüntünün içerisinde zararlı maddelerin yanı sıra vücudumuz için yararlı maddeler, glikoz, amino asit ve benzeri maddeler de vardır. İşte bunu geri emilimle anılır. Geri emilim sırasıyla şu şekilde gerçekleşir. Proksimal tüpteki geri emilim. İşte proksimal tüpte az önce bahsettim. Glikoz, amino asitler aktif taşıma ile tamamen emilir. Tübüllerin devamında bu maddelere rastlanmaz. Yani artık proksimal tüpten sonra kesinlikle glikoz amino asitte rastlamayacağız. Sodyum klor aktif taşımayla, bikarbonat ve potasyum difüzyonla, su ise ozmozla kısmen geri emilir. Süzüntü hacmi azalır ancak ozmotik dengesi değişmez. Bikarbonatın geri eminimi kanın pH dengesini korumaya yöneliktir. İkinci aşama henle kulpunun inen kolunda geri eminim. Sadece su emilir arkadaşlar burada. Başka hiçbir şey emilmez. Çıkan kulpunda ise arkadaşlar tuz ve potasyum aktif olarak geri emilir aktif taşımayla. Kalsiyum, magnezyum, bikarbonat iyonlarının önemli miktarları burada geri emilir.
süzüntü seyreltilir. Henle kulpunun çıkan kolunda su geri emilmez. Lütfen dikkat edin. Arkadaşlar çıkan kol şu koldur. Kesinlikle ve kesinlikle su geri emilmez arkadaşlar. İna kolda su emilir ama çıkan kolda su emilmez. Suyun tek geri emilmediği yerdir. Distal tüpte geri emile gelelim, emilime gelelim. Tuz, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat aktif olarak geri emilir. Aldosteron sayesinde distal tüpe potasyum salgılanır, sodyum geri emilir. ADH etkisiyle su ozmozla geri emilir. D vitamini etkisiyle kalsiyum emilir. Bikarbonat iyonun geri emilimi vücut sıvılarındaki pH değerinin düzenlenmesidir arkadaşlar. Şimdi geldik idrar toplama kanalında geri emilime. İdrar oluşumunun tamamlandığı son kısımdır. Yoğun az sulu bir idrar oluşturulur. Toplama kanalı öz bölgesinden üreye geçirgendir. Kanalda üre yoğunluğu yüksek olduğundan ürenin bir kısmı difüzyonla geri emilir. Tuzların geri emilimi aktif taşımayla gerçekleşirken su ozmozla geri emilir. Salgılamaya geldik arkadaşlar. Salgılama glomerulustan Bowman kapsülüne süzülemeyen atıkların kandan tübüllerine aktif taşıma ile sekresyonudur. Arkadaşlar salgılama proksimal distal tüpler ve toplama kanalında meydana gelir. Ve salgılanan maddeler penisilin gibi bazı ilaçlar, gıda boyaları, amonyak, hidrojen, potasyum şeklindedir. Proksimal tüpteki salgılama hidrojen ve amonyak ilaçlar, metabolizma son ürünleri, toksitler salgılanır. Distal tüpte hidrojen, potasyum, bazı ilaçlar ve metabolik atıklar. Toplama kanalında ise arkadaşlar hidrojen, potasyum iyonları salgılanır. Tüm bu olaylar sonucunda oluşan yoğun ve hipertonik idrar toplama kanalları aracılığıyla havuzcuğa iletilir ve üreterle idrar kesesine taşınır. İdrar kesesinde biriken İdrar zaman zaman üretra ile dışarı atılır. Sağlıklı bireylerin idrarında bulunan maddeler su, üre, azotlu atıklar, keratin, bazı iyonlar, B ve C vitaminlerinin fazlası, bazı hormonlardır. Eğer kanda glikoz, vitamin, amino asit eşiklerinin üzerinde bulunuyorsa salgılanarak atılır ve hemostazis sağlanmış olur. Sağlıklı bireylerin idrarında glikoza rastlanmaz. Glikoz varsa kişinin şeker hastası olduğu anlaşılır. pH 5 ile 7 arasında tüketilen gıdalara göre değişir. Şimdi arkadaşlar birkaç tane önemli uyarımız var. Şöyle, geri emilim sırasında glikoz ve amino asitlerin %100'ü emilir. Ve tamamı da proksimal tüpte emilir. Suyun %99'u henle kulpunun çıkan kolunda suyun geri emilimi gerçekleşmez. O zaman suyun %99'u her bölümde emilir ama henle kulpunun çıkan kolunda suyun geri emilimi yoktur. Sodyumun %99,5'i henlenin inen kolunda yok denecek kadar azdır. O zaman sodyumun en az olduğu yer nedir? Hennenin inen kolunda. Çünkü orada nedir arkadaşlar? Su genelde emiliyor. Yoktur derlerse de eğer şıklar ona uygunsa yoktur'u kabul edebilirsiniz. Ürenin %50'si geri emilir. Salgılama tamamen aktif taşıma ile gerçekleşir. Şimdi böbrek atar damarı ile böbrek toplar damarı su oranı atar damarda fazla, toplar damarda az. Glikoz oranı fazla az, oksijen fazla az, üre fazla az, vitamin fazla az, tuz fazla az, karbondioksit az ve fazla. Plazma proteini ve kan hücreleri nedir? Eşittir arkadaşlar. Burada arkadaşlar maddeler ve salgılama dahil idrara katılanlar. Yani idrara ne kadar katılıyor? Suyun 180 litre süzülme oluyor. Geri emilimle kana kazanılan 178 litre. %99'u emiliyor ve %2'si dışarı atılıyor arkadaşlar. Hemen devam edeyim arkadaşlar. Proteinlerin işte 2 gramından 0,1 gram. Glikozun 162 gramından 0 gram atılmıyor dışarıya. 54'ten 30, 8,5'tan 0,8, 1,6'dan yine 1,6. O zaman geri emilim 0'dır. Sodyum 579'dan 4, klor 640'dan 6, bikarbonat 275'ten 0,03,
29,6'dan 2. Böbreğin görevleri nelerdir? Vücutta su oranını düzenler. Tuz ve elektrolit dengesini düzenler. pH değerini düzenler. Metabolik atıkların uzaklaştırılmasını sağlar. Zararlı kimyasallarını vücuttan uzaklaştırır. Alyuvar yapımı, eritropoietini, hormonunu salgılar. Glikoz sentezi yapar. Kan basıncını düzenler. İnaktif D vitamininin aktif D vitaminine dönüştürülmesini sağlar. Hemostazisinin korunmasında böbreklerin yolu nedir? ADH hormonu sayesinde olur. ADH ne olur? Su geri emilir. Su geri emilince kan osmotik basıncı normale döner. Burada pH düzenlemesi uzun uzadıya anlatılmış. Nedir işte? Böbrekler su ve tuz dengesini korumak için bu boşaltım atıklarının vücuttan uzaklaştırılmasını, hücre dışı sıvıların pH'ını korumasında görevlidir. Normalde 7,4 olan kanın pH'ı çeşitli tampon sistemler sayesinde dengede tutulur. İşte eğer aside doğru giderse asidoz, bazlığa doğru değişim yaparsa alkaloz adı verilir. Asidoz ve alkaloz durumlarını önlemek için hidrojen iyonu konsantrasyonlarını düzenleyen asit baz tampon sistemleri devreye girer. Solunum sisteminde dokular tarafından üretilen karbondioksitin, karbonik asitin sonrasında da hidrojen iyonları ve bikarbonat iyonlarına dönüşmesine tersine bir şekilde gerçekleşir. Görüyorsunuz arkadaşlar, karbonik asit neye dönüşüyor? Hidrojen ve bikarbonat iyonuna dönüşüyor. Onlar da yine tekrar neye? Karbondioksit ve suya. Karbondioksit miktarı arttıkça ortamda hidrojen iyonu artar ve pH azalır. Böbrekler bir tampon görevi üstlenerek fazla hidrojen iyonlarını uzaklaştırırken bikarbonat iyonlarının geri emilimini artırır. Böylece pH dengesine yardımcı olur. Burada tablo göstermiş. Asitosis, işte alkolizis olayı. Burada kansızlıktan bahsedilmiş. Eritropoietin üretimi. İşte oksijen oranı düşerse demek ki alyuvar eksik ki oksijen bağlayamıyor. Karaciğer %10'unu, %90'ını ise ne? Böbreklerde eritropoietin üretir. Kırmızı kemik iliği de alyuvar üretir. Böylelikle artan alyuvarla kan normal seviyeye gelir. Üriner sistem rahatsızlıkları nelerdir? Böbrek taşı. Böbrek taşı ne demiştik? Parot hormon fazla ise arkadaşlar kemikten kana kalsiyum geçer. Kanda kalsiyum fazla olduğunda bu nerede süzülecek? Böbreklerde. Böbreklerde süzülen kalsiyum taşa neden olur. Böbrek yetmezliği nefronların işlev görmemesi sonucu oluşur. İşte böbrek yetmezliği olanlar diyaliz makinesine bağlanır. Böbreğin işte süzülme, geri emilme, salgılama işlemlerini bu makine yapar. Üremi işte idrarda ürenin fazla olmasıdır. İdrar yolu enfeksiyonu da sistit. İşte idrar yolunun tahriş olması, idrar yapınca yanma, sık sık idrara çıkma gibi rahatsızlıklara neden olur. İdrarınızın rengi nelerin belirtisi olabilir diye bir şey var. Şöyle sararmış idrar var. Tramparan sarı, koyu sarı, kahverengimsi portakal, pembemsi kırmızı. Burada kan attığını söyler genelde doktorlar. Şurada hep böyle idrar. Eğer bu kesin değildir ama bu şekildeyse bir doktora başvurmanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bugünkü dersimizin sonuna geldik.